Bugün bir canlı yayın yapalım istedim. Çünkü yeniliklerle bir şekilde hani hep beraber YouTube'da farklı şeyler öğrenmek amacındayım ben de. Hatta şu an için hani görüntü de biraz farklı olabilir. Godox ışıklar aldık ve o ışıklarla birlikte biraz daha hani bir tık daha profesyonel görüntü ortaya çıkartmak niyetindeyiz. Biraz kırmızı falan Gaspar Noé işi olduğu gibi ama gitgide daha da orantılanacak, düzenlenecek. Katılan herkes hoş geldi öncelikle. Daha da katılımcı olacaktır belki. Müsait olan herkes belki gelecektir. Şimdi bugün Rüzgar Bizi Sürükleyecek adlı Abbas Kiarostami'nin filmini çözümleyeceğiz birlikte. Bu da ilk canlı yayınım açıkçası. Sürçülisan edersem şimdiden başladım. Affola, merhabalar arkadaşlar. Şöyle ki hemen ben girmek istiyorum bu arada. Hani biraz böyle hem yönetmenimizden hem de biraz filmden temel bilgiler üzerinden ilerleyelim isterseniz. İşte Abbas Kiarostami. Dünya sinemasının en önemli yönetmenlerinden biridir. Hepimizin de bildiği gibi. Merhabalar. Ben kendisiyle Antalya Film Festivali'nde denk gelmiştim. Konuk olarak gelmişti ve orada bir söyleşi yapmıştı bizlerle. Bu söyleşi sırasında da kendisini daha yakinen tanıma şansımız oldu. Yani bir filozof. Aslında kendisi bir filozofmuş daha doğrusu ve söylediği, aktardığı tüm her şey bir nevi bize hayata dair, yaşama dair, kendimize dair, bireyselliğimize dair, insana dair bilgiler verdi ve bize anlattıkları ve sorulara verdikleri cevaplar adeta Küçüreköy'üydü hepsi. Burada Abbas Kiarostami'yi övmekle bitmez. Hani sevmekle bitmez. Abbas Kiarostami çünkü dünya sinema tarihinin yönünü değiştiren yönetmenlerden de biri. Çünkü dediğim gibi yönetmenliğinin yarısı da bir filozof aslında kendisi hayata dair diye düşünebiliriz. 22 Haziran 1940 yılında İran'da doğuyor. İran sinemasının hani yön veren kişilerden biridir. İran yeni dalganın oluşturup onu bir şekilde yönlendiren yönetmenlerdendir de. Dünya çapında takdir gören önemli bir yönetmenimizdir. Evet Halil, bir yandan da interaktif olacak zaten. Hani buradan sorularınız olursa anında ya da bir süre sonra cevaplamaya da çalışırım. Birlikte cevaplayabiliriz arkadaşlar. Burada aslında Abbas Kiarostami grafik tasarım okuyor ve sonra sinemaya yöneliyor. 1970'li yıllardan bu yana TV filmlerinin yanı sıra dünya sinemasına katkıları olan bir yönetmen. Fotoğraf ve şiir üzerine çok değerli buluyor onları ve hayatını o şekilde biçimliyor. Kiarostami kısa filmler, belgeseller dahil olmak üzere 40'tan fazla bize film aktardı kendisi. Özellikle Kökler Üçlemesi, Kirazın Tadı biliyorsunuzdur. Rüzgar Bizi Sürükleyecek gibi başyapıtlara imza attı. Ve şiirsel sinemayı da bir şekilde dünyaya aktardı. Hani Türkiye'de de onun izlenimini örnek alan birçok yönetmen var. Fransız Yeni Dalga'ya da bir şekilde tesir etti. Hatta Rusya sinemasına da tesir etti kendisi. Dünya sinemasında örneği çok olan ve kendisinin arketip olarak ortaya çıkarttığı birçok sahne söz konusu. Çoğunlukla senarist, kurgu sorumlusu, sanat yönetmeni, yapımcı olarak çalışmış. Evet. Arkada bir arkadaşımızın armağanı Özge diye değerli bir arkadaşımızın ki Özge'nin de şu an bu kanalda olan Godard, Agnes Varda, Chantal Akerman gibi yönetmenlerin irdelediği videolar var. Bu kanalda bulabilirsiniz o videoları da.
Bir Yunan sinemasında dediğim gibi çok değerli bir yol ortaya çıkarttı. Zaten filmini irdeleyince yavaş yavaş algılayacağız kendisinin ne derecede önemli bir yönetmen olduğunu. Ve filme yavaş yavaş da girebiliriz. Filmdeki de dediğim gibi temel bilgilerden bahsedeyim. Rüzgar bizi sürükleyecek. Aslında rüzgar bizi götürecek de olarak söyleniyor. Rüzgar bizi, selam Burak, hoş geldin sen de. Rüzgar bizi sürükleyecek olarak isimlendirilmiş. Çünkü aslında temel olarak baktığımızda, hani bu isim nereden geliyor diye baktığımızda, Feruzat'ın şiirinden yola çıkarak ortaya çıkmış. Çita koltukları, evet, arkada sorular geliyor. Canlı yayın böyle bir şey demek ki. Ben de hani YouTube'da ilk defa canlı yayın yapıyorum. Çita koltuğundan çok memnunum. Arkadaşımın zaten, Zeki Teren adlı arkadaşımın bunları imalatı var. Ve oradan ben de almıştım. Dediğim gibi Fırı Ferozat'ın şiiri üzerinden bir yolculuğa çıkartıyor bizleri. Rüzgar bizi sürükleyecek. 99 yapımı bir film. Aslında çok da hani geçmişte yapılmış bir film değil ki. 1999 yılında biliyorsunuz bizde hani daha çok Matrix'i ve işte Amerikan Büyütüğü, 99 yılında yapılmış değerli filmleri sayarız. Ve Abbas Kiarostami'nin Rüzgar Bizi Sürükleyecek de apayrı bir sinema yönlerimi koyduğu film de 1999 yılında yapılmış bir eser aslında baktığımızda. filmin hani kısaca konusunda da bir grup gazeteci ki mühendis olarak da Selam Furkan, mühendis olarak da nitelendiriliyor. Gazeteci bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta da bir köyde, bir Kürt köyünde bir kadının, hani o köy içinde önemli değer taşıyan bir kadının ölümünü beklemektedirler ki o ölüm sonrasındaki ritüeli fotoğraflamak, anılamak için oradadırlar. Ama film içerisinde bizim ana karakterimiz dışında, ana karakter, bilgi ana karakter dışında o kadar çok karakter var ki, ama hiçbirini neredeyse görmüyoruz. Evet, özellikle bu toz çok değerli. Bahsettiğin gibi filmin içerisindeki değeri de çok önemli. Film Cannes Film Festivali'nde yer aldığı gibi işte Venedik Film Festivali'nde de yer alıyor. Birçok festivalde, hani Batı festivallerinden çok kayda değer sonuçlar alıyor tabii ki bir şekilde. Dediğim gibi filmin girişinde zaten kendisini ortaya çıkartıyor. İlk sahnede filmi izleyenler biliyordur. İzlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ederim. Bu anlatım size katkı sağlayacaktır. İlk sahnede kurak, çorak bir tepeden, kıvrımlı bir yoldan gelen aracı görüyoruz. Biz bunu neyi nerede hatırlıyoruz diye düşündüğümüzde Bir Zamanlar Anadolu'da Nuri Bilge Ceylan'ın filminin ilk girişi de bu şekildedir ki Bir Zamanlar Anadolu'da filminin içerisinde Abbas Kiarostami'nin Rüzgar Bizi Sürükleyecek ve gibi birçok filmden esinlenmeler, selam durmalar, saygı durmalar söz konusudur. Zaten hatırlıyorsunuzdur da Bir Zamanlar Anadolu filmini. Burada bu evet, Hasan Zirek çok değerli bir sanatçı. O da melodiler şeklinde, özellikle hani filmin sonuna doğru yer alıyor. Müzikleri de zaten hani o anlamda çok fazla müziğe yer vermemiş aslında filmde, ama hani katkı koyacak şekilde de yerleştirmiş. Karakterlerin düz hayatının bir şekilde kıvrımlı bir şekilde değişerek olay izlenimine doğru ilerlediğini görüyoruz. Yani bu kıvrımlı yollardan. Aynı zamanda Van Gogh'un 1890 yılında yaptığı da Buğday Tarlası ve Kargalar adlı eseri vardır. Filmin başında da sonunda da biraz onu görüyoruz. Evet, Kiraz'ın Tadına da birçok gönderme var. Bir Zamanlar Anadolu'da, Harun dediğin gibi. Van Gogh'un eserinden bir esinlenme de söz konusu. Hem filmin başında hem de sonunda göreceğiz zaten. Bu ilk sahne böyle ilerliyor. Evet, doğru. Nuri Bilge Ceylan Abbas Kiarostami ile karşılaşmış, sohbet de etmiş. Hatta röportajında da bahsediyor ne kadar değerli bir yönetmen olduğunu. Yolda ilerliyor araç ve içindekileri hiç görmüyoruz arkadaşlar. Hani Aristoteles'in de bahsettiği gibi, senaryo kuramlarında söylediği gibi,
Üç birlik kuralı vardır. İşte kişi, zaman, mekan. Filmin ilk girişinde ya da bir tiyatro oyunu olabilir. Bu bir edebiyat eseri olabilir. İlk girişinde selam Gürcan, hoş geldin. İlk girişinde kişileri görürüz. Mekanı tasvir ederiz. Ve hangi zamanda geçiyor onu algılarız. Burada da filmin girişinde kişileri görmüyoruz. Abbas Kiarostami çok farklı bir şey deniyor. Ve bu yol sırasında konuşmaları hep net duyuyoruz. Uzakta oldukları halde. Genelde filmlerde uzakta bir konuşma olduğunda daha kısık, derinden, geriden geliyormuş gibi bize yansıtılır. Ancak burada olabildiğince yakından, yani direkt kulağımızda duyuyoruz bu sesleri. Bu da biraz Kiarostami zekası diye düşünebiliriz. Kişileri göstermeden bize tanıtıyor. O arabada kimler var? Ne yapıyorlar? Nasıl bir yoldan gelmişler onu gösteriyor ki ilk muhabbette şöyle tünel üzerinden bir muhabbet ediliyor. Bu tünel de aslında o kişilerin kendisinin yolculuğunun ilk başlangıç tüneli olarak nitelendirebiliriz. Burada dediğim gibi araç uzak olduğu halde Kurosawa'dan da evet etkilendiği çok söz konusu. İran filmlerinde realist tarz ki burada da realist bir sinema söz konusu ki karakterin filmin sonuna kadar bu realizmle işte realizmin tam tersi bir olgu arasında gidip gelmesini göreceğiz. Bir ana karakterimizin Behzat'ın hikayesi zaten bu. Kiarostami böyle bir şey seçiyor ve karakterleri daha görmeden tanımış oluyoruz açıkça. Hani kısaca söyleyecek olursam. Sonra bir kadınla karşılaşıyorlar. Onlar kadın yolu gösteriyor. Kadının elinde hani bir orak var. Onunla işte bir tarla çalışması içerisinde, bir bahçe çalışması içerisinde belli ki ve ilk karakterimizle oranın nasıl bir yol olduğunu görüyoruz. Hani nasıl bir insanlarla karşılaşacağımızı ve hemen diğer çocuk karakterimizle karşılaşıyoruz. Çocuk geliyor ve onlara diyor ki işte ben size yol göstereceğim diyor. İşte ana karakteri diyor aslında. Zaten film boyunca çocuk kahramana yol gösteriyor aslında bir nevi. Ve onları gidecekleri yere doğru götürüyor. Çok doğal diyaloglar. İçerisinde hani sanki hemen bizi alabilecek bir diyalog içerisine giriyoruz ve diyaloglar ilerledikten sonra da bir elektrikli direkleri görüyoruz ve yavaş yavaş köye doğru giriyoruz. Hani köyün genel dokusu aslında bize çok da yabancı değil. Anadolu'da bu tarz köyleri çok fazla var ve film içerisindeki o yapılan işte iletişimler olsun, belli ritüeller olsun bizim annelerimiz, örflerimizde de, gelenek göreneklerimizde de, dinsel öğretilerimizde de biraz geçen öğretiler. O yüzden çok yabancı değil aslında. Sorum konuyu girmişlikten sonra gönderebilirim. Tabii ki gönderebilirsin. Her türlü sosyal medya hesabım var ve Gmail hesabım da var. Oradan benim adım Tufan Şimşekcan olarak her yerde mevcut benim sosyal medya hesaplarımda da. Oralardan iletişim kurabiliriz. Dediğim gibi köye geliyorlar ve araç su kaynatıyor ve bizim mühendis yani gazeteci aslında ve çocuk tepeden çıkmaya başlıyor. Bu tepeden çıkış aslında biraz zorlu bir yolculuk. Hani ana mekana, köye gidiş için zorlu bir yola giriyorlar. Bu da aslında şöyle bir durum. Belki bir Sisyphos mantığıyla zorlu bir yolu çıkması öyle simgelenmiş olabilir. Aslında bunu çok sanmıyorum ama çünkü hani yük olarak dediğinde insanın kendi yükünü mü oraya koyabiliriz? Belki koyabiliriz. Yukarı doğru köye doğru çıkıyor ve çatıların üzerinde o kadını arıyor. Yani hani ölmek üzere olan kadını arıyorlar ve mavi pencereli evde yer alıyor. Mavi pencereli evde yer alıyor. Mavi umut demek sanat tarihinde biraz. Ve burada da adamın bir şekilde mavi pencereli evle iletişimi adamın fark etmese de dahi umudunu simgeliyor bir şekilde. Tüm evlerde tahta merdivenler var ve merdivenler sürekli karmaşık bir şekilde ilerliyor. Bu merdiven hani o köyün ve o köye gelmiş mühendisin Araf'taki kalmışlığını mı simgeliyor olabilir mi acaba diye düşünebiliriz belki. Hani çünkü o Araf'taki süreçte adam acaba işte nasıl bir yolculuk yapacak? Çünkü kendisiyle bir dönüşümü de söz konusu. Evet hüznün de sembolüdür tabii ki. Ki özellikle İran sinemasında ve Kiarostami'de de
bu hüznü orada nitelendirmişlerdi maviyle. Ki mavi tabii ki Kiyosowski'de Fransız bayrağından da simge bir şekilde yerleşmişti. Evet, daha sonra mühendis filmin ilerleyen sürecinde elma yıkamaktadır. Şimdi burada bu arketip değerli bir arketip. Çünkü bir zamanlar Anadolu'da Nuri Bilge Ceylan da bu elmayı kullanmıştı ve Abbas Kiarostami'den alıp kullanmıştı. Tabii bunun da hani temeli nereden kaynaklı dediğimizde, şimdi adam elmayı yıkıyor mühendis ve elma düşüyor, yuvarlanıyor, yolunu buluyor ve çocuğa denk geliyor. Çocuk alıyor. Aynı zamanda bu adam da bir sürü elmayla dolaşıyor zaten köyde. Elma hani bildiğimiz gibi arketip olarak nitelendirdiğimizde Nuri Bilge Ceylan'da da aynı şekildeydi. Adem ve Havva hani ritüelinden düşünebiliriz. Çünkü hani bu elmanın bir günah, ilk ısırık günah anlamında geliyor ve yolculuğuna devam ediyor adam. Artık hani burada şöyle bir durum var. Aslında adam mühendis farkında değil ne yaptığını. Gelmesinin tek nedeni materyalist bir mantık, pragmatist bir mantıkla gelmesinin bir nedeni var. Hedefi var, hedefinde de o fotoğrafları çekmek. Başka hiçbir amacı yok. O köyden de bir an evvel olup kadının ölmesi, ritüeli gerçekleşmesi ve yoluna gitmesini istiyor. Ancak Ferzat ise küçük çocuk kadının ölmemesi için dua ediyor. Neden ölsün ki diyor. Ama bizimki de ya ölsün, herkes ölür işte diyor ve yoluna devam etsin diyor. Yani duygusal bir zamanı aslında kendisi düşünmüyor. Evet, dereye sürüklendiği sahne su. Kadının ölmesini ve işinin tamamen bitip yolculuğa devam etmesi şeklinde düşünüyor. Biraz tabii bencil bir hissiyat içerisinde de burada karakterimiz aslında. Ve burada kahveci bir kadının yanına gidiyor. Kahveci kadında bir elma gene yanında. Ve burada da kadınla bir hizmeti konuşuyor. Yani oradaki başka bir adam. Ve burada da Abbas Kiarostami'nin şeyini görüyoruz. Vicdan, şehirler, pragmatizm. Evet Muhammed, bu söylediğin tüm ifadeler filmin çeperine yerleşmiş durumda. Çok doğru. Kahveci kadınla çok güzel bir diyalog var. O kadar samimi ve o kadar doğal ki bu diyaloglar. Bir adam, kahveye gelmiş bir adamla birlikte sohbette kadın şunu söylüyor. Yani neden çay sen getiriyorsun? Kahveci kadın ben pek görmedim diyor mühendis. O da diyor ki evlerinizde çayları kim getiriyor? Kahveleri kim getiriyor? Kadınlar getirmiyor mu diyor. Evet diyor. İşte dedi, şimdi de ben de kahveni, çayını getiriyormuş. Neden çaycı, neden kahveci olmasın diyor. Ve öbür adamla da şeyi konuşuyorlar. Erkekler çalışır, kadınlar çalışmaz. Hayır, kadınlar evde de olsa, dışarıda da olsa, iş hayatında, her yerde de olsa kadınlar çalışabilir. Yani burada feminist bir teorem de var. Bu Abbas Kiarostami'nin metninin altında. Kırsalda, köy hayatında da olsa, kent hayatında da olsa kadınlarla erkekler çalışır ve bu çalışma eşdeğerdir diye nitelendiriyor. Filmin çeperine bunu koymuş. Diyaloglarda bunlar geçiyor. Ve burada da bu çatışma güzel bir yere doğru gidiyor. Burada Ferzat'la da sürekli bir bizimkinin şeyi var. Bir çatışması var. Zaten bu ikisinin çatışması filmin ana temeli ve doruk noktaya ulaştırıyor bizi. Kentlilerin gerçekçi yapısı ile duygusuzlaşması ortaya çıkarıyor ana karakterimize. Çünkü köye geldiğinde kentli ihtiyaçlarını duyuyor bu şeyler. Tüm gelen işte gazeteciler, diğerleri de işte çilek peşinde. Orada işte bir yiyecek peşinde, duygusal bir ya da bir bakış açısı değiştirme niyetinde değiller. Bizim mühendis de baştan beri sütün peşinde, bir süt edinme niyetinde. Köy sütü iyidir. Hani köye gittiğinizde de köy tavuğu iyidir, köy bilmem nesi iyidir düşüncesi vardır ya. Halbuki bu kentlinin orada kendine bir şekilde kent hayatına benzer şeyleri bulma düşüncesi. Ve oradaki yaşamı gözlemleyemiyor. Ama adam yavaş yavaş bu yaşamı gözlemleyecek. Bu diyalogları da mühendis şaşkınlıkla izliyor tüm bu kahveci kadının diyaloglarını. Sonra kalkar bir yaşlı adamın peşinden gider. Hani arada doğallığa da sürükleniyor çünkü. Çünkü
gazeteci, fotoğraf kafası da var kendisinde. Kahraman yolculuğuna doğru gider. Evler müthiştir dediğim gibi. Sanki bu hani merdivenlerin şeyi karışık duruşu bu Escher'in tablosuna da benzer. Hani bir nevi. Ki bu Escher'in tablosu Christopher Nolan da kullanmıştı. Harry Potter'da da kullanılmıştı. Hümeyne devriminden sonra İran sinemasında kadın çalışan biri olabilir. Evet doğru. Zira ev mahremdir. Evet bu şekildedir. Ve bunu Kiarostami filmin hikayesine de yerleştirmiş. Çok doğru. Telefon gelir. Zaten bu telefon geldikten sonra adamın yolculuğu bir ritüçeye döner. Hani git gele döner. Burada bir telefonu çekmez. Teknolojinin hani bir kapitalin de bir şekilde yer almadığı bir durumdur. Ve arabasına biner. Doğruca bir tepenin oraya doğru gider. Bu tepenin oraya gittiğinde de şöyle bir yol görürüz öncelikle. Eşi aramıştır. Annesi babasıyla da görüşür ve biri ölmüştür. Cenazeye çağrılır. Ancak bizimki böyle azarlayarak ben yokum ya beni aramadınız görmediniz der. Yani duygusal bir şey yoktur. Aile mevhumu neredeyse kırılmıştır aslında bir nevi. Bu yolculuk sırasında algısı değişecektir ölüme dair de bir şekilde bu tepede. Ters davranır. Hayata dair ritüeli yaşayan köyün içerisinde yaşamayan bir adamla karşı karşıya kalırız böylece. Ve kuyu kazan biriyle denk gelir. Bu nedir hani diye baktığımızda. Çünkü görmeyiz de adamı. Bizimki yukarıdadır ve aşağıda kuyu kazmaktadır birisi. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Ve bu şey Yusuf adlı biridir. Bu da tabii ki evet şimdi oraya geleceğim. Şimdi tamamen kuyu arketipiyle doğru orantılı. Evet süt de o bahsettiğin şekilde bir orantılı. Adı Yusuf'tur. Hazreti Yusuf. Yani oradan beslenmiştir onun hikayesinden. Çünkü Yusuf'un hikayesine de kuyuya atar kardeşleri onu. Çünkü hani çok hani cezbedicidir falan. Onu cezalandırırlar, kıskanırlar. Ve daha sonra kim kurtarır onu? Bir melek kurtarır, Cebrail kurtarır. Ki filmde de bu gerçekleşecek. Ve kuyudan adam bizimkine bir kemik uzatır. Ya bir büyük bir kemik uzatır. Şimdi bu kemik bize bir yandan da şeyi çağrıştırıyor. Filmin sonuna doğru bahsedeceğim kemiğin hikayesi nedir diye ama 2001 Uzay Yolu macerasında hani Kubrick'in bizim filmin başında attığı kemik var ya o da bir yaşamsal olguyu nitelendiriyordu. Filmin sonunda bu kemiğin en son nehirle bağlanışında nedenini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Aile sohbeti vardı ya. Bu aile sohbetinden sonra arkadaşlar ince gövdeli ağaçların arasında görürüz bu adamı. İnce böyle küçük küçük ağaçlar vardır. İnce gövdeli. Bu ince gövde aslında ağaç nedir? Jung arketipinden de gördüğümüz gibi aslında ağaç ailedir tabii ki. Ve ince gövdeli ağaçların arasında Ferzat'la sohbeti sırasında ailesinin ne kadar hani aile bağlarının inceldiğini de aslında bir nevi görürüz. Ve bir köprüden geçer ufak bir Ferzat'tık. Aslında bu Ferzat için de bir yolculuktur bir şekilde. Geri dönüşü olmayan bir yoldur. İlginç sahne vardır. Kameraya bakar bizimki. Eve gider. Ve evde tıraş olur. Tıraş olurken dördüncü duvarı yıkar. Yani kameraya bakar tamamen. Ve dördüncü duvar yıkılır. Dördüncü duvarın yıkılması nedir? Seyirciyi de içeri almaktır arkadaşlar. Seyirciyi de içeri alır. Ve böylece biz de filmin içerisine artık tamamen girmiş oluruz. Telefon gelir tekrar. Bu arada karşı komşusu vardır. Hamile bir karşı komşusu. Onunla da diyalog halindedir. Onu da göreceğiz. Ve telefon alır. Arabaya biner ve tekrar tepeye gider. Tepeye gider. Orada da Guderzi Hanım vardır. O zaten istemiştir. Hani bu ölünün fotoğraflarını, ritüelini arşivleyin diye o bahsetmiştir. Kadının ölümünü sorar. O da beklediklerini bir iyileşiyor bir kötüleşiyor der. Bir şekilde ve kazı yapan tekrar çocukla konuşur, iletişim kurar ve yukarıdan aşağı bakar sürekli. Bu bir şekilde hani tanrısal bir güdü gibidir de hani bizimki bulutların üzerinde bir melek diye düşünün ve kuyudaki kişiye bakıyor. Ve kuyudaki kişinin önceki olan kadının telefonun ucundaki kadının hiç gözükmedi. Evet hiç gözükmüyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Neden gözükmüyorlar? Film boyunca Kiarostami ilginç bir şey denemiş. Bu aslında çok filmde gördüğümüz bir şey değil. Bu bir sinematik bir evren yaratımıdır.
Kiarostami sinematik bir evren oluşturmuş. Ana karakterimiz ve gerekli olan yüzünü görmemiz gereken karakterler dışındaki tüm yan karakterler gözükmüyor. Diyalog halindeler, konuşuyorlar ama gözükmüyorlar. Aynı kahveci kadının araba park edenlerle görüşmesi gibi. Aynı bizimkinin yoldaki kişilerle, mühendisin yoldaki kişilerle görüşme sırasında tamamen kendisinin çekilmesi gibi. Diyalog kurduğu kişilerin pencerenin öbür tarafındaki kişilerin görülmemesi gibi. Bu bir tercih. Bu tercih de şu. Neden gözüksün? Neden gözüksün o kişiler? Gözükmeden de bu hikaye bizi adamın hikayesinde odak bir şekilde götürüyor mu? Götürüyor şeklinde düşünebiliriz diye bir izlenim oluşturabiliriz. Çünkü burada bunun temelinde diğer karakterlerin aslında olmayışı ana karaktere tamamen odaklanmamıza doğru itiyor bizi. Bu da aslında sinematik bir evren oluşumunda önemli bir faktör. Yani Abbas Kiarostami yeni bir dil, yeni bir akım oluşturuyor aslında bununla birlikte. Ve burada dediğim gibi yan karakterler görünmezler ilginç. Çünkü görünse ne olur diye düşünebiliriz. Ferzat ekmek getiriyor sürekli. Ve işte bir hani ekmek de hani kutsal bir ifadedir ve adamı bir şekilde kutsuyorlar. Tüm köy aslında bu adama misafir olarak bakıyor tabii ki. Bir nevi hani gidici bir misafir ama değer de verdikleri bir misafir olarak bakıyor. Ve komşusuyla konuşur gene, karşı komşusuyla. Kırsalda bir süreçtir ve süt ister ondan mühendis olarak ve dünyevi bir istektir bu. Daha sonra sütü zaten aldığında bunun nedenini göreceğiz. Gene telefonu çalar. Zaten telefon çalması ve o tepeye gidişi bu hikayenin ana mizansenidir, kurgusudur aslında hikayedeki. Tepeye çıkar, yolda tekrar orada bir kuyu kazan adamla denk gelir. Burada işte mühendisin kuyusudur aslında bu. Yani mühendis katarsisini yaşamak için bir kuyu kazılıyordur aslında. Yani kuyu nedir? Kuyu içine girildikten sonra tekrar dirilme, yeniden doğuşu simgeler. Kuyu arketipi ki bunu sadece Art House filmlerde değil Christopher Nolan'ın Batman filminde de gördük aslında. Orada da bir kuyuya girişi vardı kendisinin. Telefonunu koyduktan evet aynen iletişim yani bu kentsel bir aygıt tık kabul etmiyor köy. Öyle bir doğal bir ritüeli var ve o kadar kabul etmiyor ki en uzağa atıyor. Zaten oradan köy gözüküyor. O tepeden de köy gözüküyor. Geldikleri bir tepenin ardı orası bir nevi. Burada tabii hani bir yandan şöyle bir durum var. Bu kuyunun böyle bir anlam ifade etmesi gibi daha sonra bunu mağarayla da bağlantılı bir şekilde kuracağız. Süt sağan kızın orada. Çocuk okuldadır. Okulda öğretmenle diyalog kurar bizimki. Orada da hani eğitim sisteminin durumunu biraz fark ederiz. Okulda çocukla konuşur ve bir soruyu cevaplayamamıştır. Nedir o soru der işte. O da der ki işte hani ahiret gününde iyiler ve kötüler ne olur? Şimdi bu soru aslında adamın bulunduğu durum. İyi mi? Kötü mü? Çünkü orası bir araftır. Adamın arafıdır orası. Adam da ilk başta şaka söyler. Hani şakalaşır ve iyiler. Cehenneme kötüler cennet eder. Aslında biraz kendi o anki tasvirini yapar. Ama sonra doğru cevabı vermesi için de bunun tersi diye git cevapla hadi yolculuğa çıkalım der. Çünkü çocuk da bir şekilde yolu yordamı bulmaktadır. İletişimi kurmaktadır. Kadından süt ister. Sonra burada karanlığa doğru girer. Zifir bir karanlıktır. Ve karanlığın içerisinde mağarasının dibine doğru gider. Hani Joseph Campbell'ın kahramanın yolculuğunda da bahsettiği gibi. Kahraman yavaş yavaş yolculuğunda mağaranın dibine doğru ilerler. Ve orada bir kadınla karşılaşır. Zeynep ile karşılaşır. Burada Bir Zamanlar Anadolu filmindeki hani muhtarın kızı da hani belki hatırlanabilir diye düşünebiliriz. Burada mühendis bir şiir okur artık. Süt sağılırken bir hani bir üretim, bir verim söz konusuyken bir şiir okur. Rüzgar Bizi Götürecek şiiridir bu Feruzat'ın. Bu şiir de şudur. Çünkü bunu okumakta fayda var. Neden? Çünkü filmin içerisinde aynen. Zaten sonra da o kuşkuyla düşüp Ferhat'a sorar. Sence bu kötü biri miyim diye. Doğru. Rüzgar Bizi Götürecek
şiiri şudur arkadaşlar. Bunu okumamda fayda var. Çünkü hemen kaplumbağada geleceğiz Ömer. Daha filmin orasına gelmedik. Küçücük gecemde benim. Ne yazık. Rüzgarın yapraklarla buluşması var. Küçücük gecemde benim yıkım korkusu var. Dinle. Karanlığın esintisini duyuyor musun? Bakıyorum, bakıyorum elgince ben bu mutluluğa. Bağımlısıyım ben kendi umutsuzluğumun. Dinle. Karanlığın esintisini duyuyor musun? Şimdi bir şeyler geçiyor geceden. Ay kızıldır ve allak bullak. Ve her an yıkılma korkusundaki bu damla, bulutlar sanki yaslı yığınlar misali, yağış anını bekliyorlar. Bir an ve sonrasında hiç, bu pencerenin arkasında gece titremede ve yeryüzü giderek durmadan bu pencerenin arkasında bir bilinmez seni ve beni merak ediyor. Ey baştan aşağı yeşil. Bırak, bırak benim aşık ellerimi, yıkıcı anılar gibi ellerimi ve dudaklarını, varlığın sıcak duygusunu benim sevdalı dudaklarımın okşayışına bırak. Rüzgar bizi götürecek, rüzgar bizi götürecek der. Bunu Zeynep'e okur. Bunun bir kısmını Zeynep'e okur ve bizlere de okur ve filmin asıl özeti orada tamamlanır. Zeynep tabii ki gizlidir. Yüzünü görmeyiz ama Zeynep'in o aşk ruhanesini iç içe gireriz o an. Çünkü bir şiirsel bir döngü gibidir o karanlığın içerisinde. Süt ister, sütünü alır ve parasını verir. Burada da Zeynep'in küçük bir kritik sorusu vardı. Der ki sen kaç sene okudun der. O da der işte okuduğundan mı? Bir okul olayı muhabbeti geçer ve belli ki Zeynep de okumak istemektedir o köyde olduğu halde. Aynı Ahlat Ağacı'nda bizim Nur Bilge Ceylan'ın Sinan karakteriyle kadınla köydeki kızın kuşmasındaki diyalog gibi. Kenti sorgusu gibi, kente olan merakı gibi bizim Nur Bilge'de de olduğu gibi. Ödemesini yapar sütün ve sonra parayı verirler, geri verirler parayı. Çünkü misafirdir, Tanrı misafiridir diye görülmektedir. O bir melek gibi görülmektedir. Ne kadar iyi ile kötünün arasında olsa dahi Nietzsche'nin bahsettiği gibi. Burada tabii süt nedir peki? Yani süt tamam bir o yörenin bir ürünü. Doğru. Ancak sütün şöyle bir durumu da var. Tarkovski de kullandı bunu biliyorsunuz. Zerkalo filminde de kullandı. Evet. Fürü Fevzuat da ilkokul 5'e kadar okumuş. Şimdi süt mitolojiden kaynaklı da bir durumdur. Ve bir yandan da Hristiyanlık öğretilerinde de söz konusudur. İslam öğretilerinde de söz konusudur. Sütün bir değeri vardır, bir anlamı vardır. Ve bazı kesimlerce ölümü de simgeler, ölüme yolculuğu da simgeler. Bu ölüme yolculuk karakterin iç ölümü ve yeniden doğuşu üzerinden yorumlanabilir. Ancak Hera'nın Herakles'le olan Tebai'deki sürecini biraz bakmakta fayda var sanıyorum. Hera'nın kıskançlığından korkan Alkmene, Herakles'in Tebaa'nın dışında bir tarlaya bırakır. Bu sırada Zeus'un, ki her şey Zeus'un başından çıkmış tüm mitolojide. Ah Zeus, vah Zeus. Zeus zaten olmasa mitolojinin yarısı yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu sırada Zeus'un isteğiyle Athena Hera'yı yanına alarak yürüyüşe çıkıyor. Bebeği gören Athena şaşırır ve çocuğu Hera'ya gösterir. Ve der ki hadi bak senin hani memelerin süt dolu. Bunu da hani besle der. O da tamam der, izin verir. Ama öyle bir sütü çeker ki, emzirir ki çocuk kuvvetli emer ki Hera duyduğu acıyla bebeği fırlatır ve sütler dağılır. Dünyaya dağılır. Ve böylece süt yolu ortaya çıkar ve dünya evrendeki Samanyolu, galaksisi Samanyolu denilen yıldız kümesi de pardon bundan dolayı oluşmuştur diye. Yani bir şekilde bir doğumu, yeniden bir dünyaya bir besin, bereketi simgeliyor da. Bu karakterimizin de süt arayışı bir şekilde Araf'taki orası tamamen bir yeniden doğuşu simgeleyen bir anne kucağı diye düşünürsek süt de onu besleyici şey ve varoluşunu simgeleyen bir olgu olarak nitelendirebiliriz. Ve sonra
Behzat'la tekrar Fezat ekmek getirir Ferzat Behzat'a ve sonra tekrar telefon gelir. Hani ritüel sürekli devam ediyor ve hop nereye gider? Tepeye gider. Tepedeki ağaçlık alaya girer. Gudenze Hanım'la durumu görüşür, olayları bahseder ve bu arada işte hani orada acaba kuyuyu kazan kişi var mı diye bakar. Kuyuyu kazan kişi yok. Hani kuyu etrafta göremez. O anlık göremez. Daha sonra çıkacak ama bu kadının ölmeyişi ve ritüeli fotoğraflayamayışı, kentli hayatına dair kırsalda yaşadığı o gerginlikler, kendi dönüşümüne dair, o katarsisine dair duyduğu sıkıntılar doğrultusunda köylü hayatındaki ve o yuvası olan kaplumbağayı ters çevirmek, ters dönmüş kaplumbağayı öcünü almak için kullanır. Kaplumbağa öcünü alır ve yolculuğa çıkar burada aslında. Bu kaplumbağayı ters çevirişiyle bir nevi direniş sergiler o dönüşüme dair. Çünkü kaplumbağa kendi yaşamıdır. Kendi yaşamında o tamamen köyün kabuğu şeklinde düşünün ve tüm köyü ters çevirmek düşüncesinde bir eylemdir bir nevi. Ki Nuri Bilge Ceylan da bunu kullanmıştır ilk filmlerinde. Ve Nuri Bilge Ceylan'ı çok geçiriyorum çünkü Abbas Kiarostami'nin birçok Tarkovski'nin, Bresson'un materyallerini, arketiplerini kullanmıştır. Ve sonra ama kaplumbağa kendi mücadelesiyle tekrar şey yapar, düzelir ve yoluna gider. Bu bir nevi köye, doğaya laneti ve cezasıdır bu. Ceza çektirmek ister. Ama köy o kadar doğaldır ki kendi ritüelinde, kendi yaşamında devam eder. İsterse mühendis buna karşı çıksın. Önemli değil. Evet, daha sonra bir çocukla bir diyaloğa girer ve orada diyaloğunda da şu cümlesi vardır, hani önemlidir. İnsanlar makineler gibi çok çalışınca boğulabilir der. Çünkü çocuğa karşı bir sıkıntısı vardır, özür dilemiştir. Çünkü çocuğa ilk başta bir özür dilemesi giren bir davranış sergilemiştir ve kendisini o makineyle simgelemiştir. Tekrar evine gelir, işte tıraşını olur falan filan derken gene telefon gelir. Hop, nereye gider? Tabii ki tepeye gider ama bu sefer sıkıntılı bir konuşma yaşar. Sıkıntılı bir konuşma yaşadığında da bu sefer bir böcekle karşılaşırız. Şimdi bu tür nesneler nedir? Yani doğal simgelerdir diye düşünebiliriz. Ama bir yandan da bu böcek aslında dışkı toplayan bir böcektir. Ve kendi gücünün çok daha fazlasını taşıyabilen bir durumdadır. Orada hani zaten görürüz. Kocaman bir şeyi kendi götürmektedir. Hani karınca misali. Bu da eski Ahit döneminde mitolojik bir kahraman hikayesinden, Davut'la Golyad'ın hikayesinden aslında gelmektedir. Bu ikisi çatışma içerisindedir, bir savaş içerisindedir aslında. İsrailoğulları ile Filistin'in bir savaşı niteliğindedir onların mitolojik hikayesi. Burada da karakterimiz artık bir çatışma içerisindedir. Çünkü hani kendi dönüşümünü sağlamak için mücadele içerisindedir. Ve ama o gücü de sahiptir aslında. Ve yavaş yavaş da oraya doğru ilerleyecektir. Kuyudan bir ses gelir ve kuyunun hikayesi biter orada. Çünkü kuyu tamamlanmıştır. Bizim karakterimiz mağarasından da hani çıkmıştır. Ve kendi artık iyilik ve kötülük arasındaki düşüncesi tamamlanmıştır. Kuyuna düşen Yusuf'u adeta Cebrail melek gibi gider, hani köylüleri de toplayarak kurtarır. Ve bir kaya vardır, o kaya Yusuf'un kafasına düşmemiştir. Ve orada bir hani sağlıkçı bir amca vardır, o da destek verir ve bizim Yusuf'u nefes aldırır. Ama Yusuf'u görmeyiz bu arada. Hiç görmedik, hiç de görmeyeceğiz. Yusuf'un suretini görmeyiz. Çünkü Yusuf'un sureti aslında bizim mühendisin suretiyle bize yansır. Çoğu yan karakter de ana karakterimizin suretiyle bize yansır aslında. Diyaloglarla yansır bir nevi. Ve o çocuğa bakan kişinin motoruna biner. Ölüme de bir, evet Muhammed, ölüme bir bakış açısı bir nevi. Bu bakış açısında da bir nevi değişir artık. Çünkü hani kadının ölümüne nasıldı? Muhammed hatırlattığın iyi oldu. Kadının ölümüne nasıldı düşüncesi? Ya ölsün de fotoğrafını çekeyim de çekeyim gideyim şuradandı.
Ama burada olay değişir. Bir diyalog kurduğu, iletişim içerisine girdiği bir kişi ve hatta böyle bir hoş bir sinerji içerisindeki kişi kuyunun dibine gitmiş ve ölmek üzeredir. Belki de ölmüştür. Ve bu iç duygusallığını ortaya çıkarır ve bir mücadeleyle onu kurtarır. Cebrail misali diğer kişilerle. Sağlıkçının motoruna biner amcanın ve orada amca motorda şöyle bir şiir söyler. Koruyucu meleğim bildiğim gibi ise eğer camı taştan koruyacak der. Ve böylece Cebrail meleğini burada simgelediği ortaya çıkar. O taşın sıkışmış çocuğa kafasına çarpmamasının nedeni ortaya çıkar. Motorlu yaşlı adamla birlikte devam ederken yolculuğa adam sürekli doğanın ve yaşamın güzelliklerinden bahseder. Ve bu dört kulak bunu dinler bizimki de. Daha sonra eve gelir, karşı komşusuyla iletişim kurar. Bu arada doğurmuştur karşı komşusu ve o diyalog daha da ilerlemiştir. Bir nevi de evet zaman durmuş ve ters yüz olmuştur Abdurrahman dediğin gibi. Ve karşı komşusuyla da iletişim kurar. Hatta onu çocuğunu sallar bir süre. Artık iletişime açılmıştır. Aynı hani Kieslowski'nin de Mavi filminde Julie bir yere kadar iletişimsizdi. Acısından dolayıydı o tabii. Bizim mühendis gibi değil ve bir yerden sonra da iletişime açılmış ki Mavi Film Okuması kanalımızda var. Burhan Hoca'yla okuduğumuz film okuması onu da izlemeyenler izleyebilir. Artık değişmektedir. Kadına bakışı, insana bakışı, ölüme bakışı, yaşama bakışı, doğuma bakışı değişmeye başlamıştır bizimkinir. Ve mühendis telefon gelir gene konuşmaya çalışır ama bu sefer konuşamaz ve rüzgar sesinden konuşamaz. Rüzgar bizi götürecektir çünkü yavaş yavaş. Değişmeye başlamıştır ve telefondaki konuşma artık umurunda değildir. Artık umurunda olan şey şudur. Adamın, oradaki yaşlı adamın konuşmasıdır. Adam da şunları söyler. Diyor ki, diyorlar ki hurili cennet güzeldir. Ben diyorum ki üzüm suyu ondan güzeldir. Elinde olana sarıl. Boş vaatleri bırak, davulun bile sesi uzaktan güzeldir, elinde olana sarıl diyor. Yani başka bir dünya vardır ya da yoktur. Onu bilmek ölümden sonrasına artık haiz bir durumdur. Ama sen şu anki dünyana bak ve o dünyada doğaya, insana, yaşama, ölüme, ölümlüye sarıl diyor. Rüzgar sesi ve otların salınışıyla ilerleriz. Burada tabii Tarkovski'de de kullandığı, Nuri Bilge'nin de ve birçok Robert Bresson'un da kullandığı bir durumdur bu. Bu Tanrı'nın aslında elidir. Tanrı'nın eli filmin ilerlemesidir ki Hayyam etkisi. Ömer Hayyam'dan zaten bu cümleler dile serpiştirilmiştir. Çok doğru, hatırlattığınız çok iyi oldu. Onun dizeleridir, onun felsefesidir. Onun felsefesiyle tamamlamıştır. Yani şöyle, Kiarostami hem Batı, hem Doğu, hem mitoloji, hem İslam öğretileri, hem şiir, hem sanat, hem doğa öyle bir atmosfer bize sergilemiş ki Kiarostami'nin dünya sinemasındaki değeri bu anlamda neden önemli ortaya çıkıyor aslında. Yoluna giderler. Yola gitmeden önce de şöyle bir durum olur arabasında gene bizimki. Yol kenarındayken böyle bir anda şeyi görür. Kadın artık ölmüştür. Hikaye tamamlanmıştır. Ritüelle kadınların yürüyüşünü, cenazesini alır fotoğrafını çeker. Bir yandan da o anı da bitirir. Materyalist hikayede, pragmatist hikayede tamamlanır bir yandan da. Ve sonuca doğru yaklaşır. Gazetecidir zaten bu bildiğiniz gibi. Bu ritüeli fotoğraflar yoluna gider. Ve yoluna giderken çok ilginç bir şey olur. Yaşlı adam gelir. O yaşlı adam tamamen o köyün genel bir doğallığını da simgeliyor. Ve onunla tamamlamış köyün hikayesini. Ve mühendis yolda bir derenin kenarında durur. Suya, kuyuda kazanın verdiği kemiği atar ve katarsisini yaşar. Yolculuğu tamamlanmıştır. Ekran kemikle biter. Hayat da böyledir. Ne kadar insanla iç içe olsa da kişi kendi yolculuğundadır. Kendi tecrübesidir. Nitekim filmin finalinde bu Behzat'ın bahsettiğim attığı kemik parçası nehirde yüzmesi gibi. Yani
bu yaşamın ritüeli aslında insanın bir parçasının yavaş yavaş bu nehirde yüzüşüne benziyor. Nerede o yaşanmış hayatlar? Nerede nehirdeki akış? Ve bu akış gibi aslında doğal bir şekilde savrulup gideceğiz diyor Abbas Kiarostami, şiirsel bir şekilde tamamlıyor. Arkadaşlar, canlı yayınıma katıldığınız için, bu ilk canlı yayınıma katıldığınız için ve çok değerli bir filmle bu canlı yayını yaptığım için ben de sevinçliyim. Rüzgar bizi sürükleyecek film çözümlemesi elimden geldiğince 40-45 dakikalık süre içerisinde böyle tamamlama sürecine girdik. Çok teşekkürler katıldığınız için. Tüm izleyenlere teşekkürler. Abone olmak isteyenler, orada abone butonu var. Abone olabilirsiniz. Ara ara canlı yayınlar gene yapmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Canlı yayını burada yavaş yavaş bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Evet, canlı yayını bitirmeyle ilgili de hemen, evet, böyle bitiriyormuşuz. Şimdi bastığımda bitecek. Kendinize iyi bakın tekrar.